Mustafa Kemal Paşa meclisteki odasında ikna turlarına başladı. Mecliste temsil edilen değişik grupların lideri sayılan milletvekilleriyle sırayla görüşme trafiğine girdi. Onlara krizi çözecek basit önerisini söyledi. Anayasa değişikliği. Geceden hazırladığı 6 maddelik teklif cebindeydi. Ve krizi çözecek sihirli formül ilk maddede yazılıydı. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyet'tir. Bu maddeyle başbakanı atama yetkisi meclisten alınarak Cumhurbaşkanı'na verilecekti. Yani Mustafa Kemal Paşa, meclis, ordu ve partiden sonra hükümetin de iplerini eline alacaktı. Pazarlık başladı. Meclisteki milletvekillerinin bir kısmı halifeye yürekten bağlı muhafazakar kişilerdi. Cumhuriyetten çok cumhuriyetin dinsizlik getireceği ihtimalinden endişeliydiler. Cumhuriyeti gavurluk sayıyorlardı. Onları rahatlatacak bir çözüm gerekiyordu. O çözüm de düşünülmüş ve ikinci maddede yazılmıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin dini İslam'dır. Kemal Paşa bu ikinci maddeyle birincisini garantilemiş oluyordu. Yeterince güçlendiği an devletin dini İslam'dır maddesini anayasadan söküp atacaktı. Bir saatlik süre dolunca saat 1.30'da Halk Partisi grubu yeniden toplandı ve Mustafa Kemal Paşa çözümünü açıklamak üzere çağrıldı. Salona yumuşak, sessiz adımlarla girdi. Kendinden emin ve sakin görünüyordu. Artık yolun sonuna geldiğinin, davayı kazandığının farkındaydı. Kürsüye çıktı ve şunları söyledi. Muhterem arkadaşlar! Heyet-i Celileniz bu müşkülün halline beni memur kıldınız. Teklifim mazhar kabul olursa kuvvetli ve mütesanit bir hükümet teşkili kabil olacaktır. Teklifim şudur. Dediği ve cebinden tasarım metnini çıkarıp okuması için katip koltuğunda oturan Ruşen Eşref Bey'e uzattı. Mustafa Kemal Paşa kürsüden inerken Ruşen Eşref ilk maddeyi okudu. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyet'tir. Yıllardır Mustafa Kemal'in zihninde yaşayan milli sır nihayet dile gelmişti işte. Gruba bomba düşmüş gibi oldu. Milletvekilleri geçici krizi aşacak bir hükümet formülü beklerken bir rejim değişikliği önerisiyle karşılaşmışlardı. Bunu kabul ederlerse ipler meclisten Cumhurbaşkanı'nın eline geçecekti. Cumhurbaşkanı'nın kim olacağınıysa istisnasız herkes biliyordu. Rauf Bey ve diğer muhalifler Ankara dışındaydılar. Mecliste Cumhuriyet'e karşı olanlarsa bu oldu bitti karşısında susmayı tercih ettiler. O yüzden grupta itirazlar zayıf kaldı. Çıkıp konuşan milletvekilleri genellikle ilk şaşkınlıklarını dile getiriyorlar ve süreci yavaşlatmaya çalışıyorlardı. En ön sırada oturan Mustafa Kemal Paşa ise konuşulanları birer birer not alıyordu. Tuttuğu bu notları 4 yıl sonra Nutuk'ta yayınlayacaktı. Anayasanın değiştirilmesiyle bugünkü bunalım giderilemez. Biz şimdi bir başbakan seçelim, anayasanın değiştirilmesini sonra düşünürüz. Bizim şimdiye değin görüşüldüğünü duyduğumuz anayasadan bir bilgimiz yoktur. Gerçi gazetelerde okuduk. Bu yeter mi? Onun için biz bunu sonraya bırakıp bunalıma görüşelim. Bu aşamada İsmet Paşa söz aldı ve itirazları yanıtlamaya girişti. Çizmelerini çoktan çıkarmıştı. O yüzden bir askerden ziyade bir diplomat gibi konuştu. Bütün dünya bizim burada bir hükümet biçimini konuştuğumuzu biliyor. Bu görüşmelerimizi bir sonuca bağlamamak güçsüzlüğü ve düzensizliği sürdürmekten başka bir şey değildir. Avrupa diplomatları beni bu konuda uyardılar. Devletinizin başkanı yok. Şimdiki durumda başkanınız meclis başkanıdır. Demek ki siz ayrı bir başkan bekliyorsunuz dediler. Avrupa düşüncesi işte budur.
Oysa biz böyle düşünmüyoruz. Ulus egemenliğine ve alın yazısına kendisi el koymuştur. Öyleyse bunu bir yasayla belirtmekten niye çekiniyoruz? İsmet Paşa'nın bu konuşmasının ardından son sözü Abdurrahman Şeref Bey söyledi ve bir türlü dillendirilmeyen sihirli sözcüğü yüksek sesle haykırdı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Kime sorarsanız sorun. Bu cumhuriyettir. Doğan çocuğun adı budur. Ama bu ad kimilerine hoş gelmezmiş. Varsın gelmesin. Bu rest görüşmeleri uzatmak isteyen milletvekillerine cevaptı. Bu iş önemli, biraz daha görüşelim diyenlere karşı hemen bir yeterlilik önergesi verildi, kabul edildi. Grup anayasa değişikliğini önce tümden sonra madde madde okuyup oyladı. Saatler 17'yi geçerken son maddede oylandı ve kabul edildi. Şimdi sıra Anayasa Komisyonu'nda ve Genel Kurul'daydı. Parti grubunda kabul edilen anayasa değişiklik teklifi apar topar Anayasa Komisyonu'na gönderildi. Yunus Nadi Bey başkanlığında toplanan komisyon bir saat içinde teklife bir gerekçe yazarak acilen görüşülmesi istemiyle genel kurula sevk etti. Normal koşullarda haftalar alacak bu işlemler şimdi saatlere, hatta dakikalara sığdırılıyordu. O arada Mustafa Kemal Paşa Fransız yazarı Maurice Pernod'u kabul etti ve tarihi bir dönemecin eşiğinde meclis başkanı sıfatıyla son demecini verdi. Bu demeçte hem Cumhuriyet müjdesi hem Avrupa'ya mesajlar vardı. Osmanlı İmparatorluğu batıya karşı elde ettiğimiz başarılardan çok gururlanarak kendini Avrupa uluslarına bağlayan bağları kestiği gün düşüşe başlamıştır. Bu bir hataydı. Bunu tekrar etmeyeceğiz. Bizim vücutlarımız doğudaysa da düşüncelerimiz batıya dönük kalmıştır. Ulusal egemenliği ilan ettik. Kelimeler üzerinde oynamayalım. Bugünkü Türk hükümeti az çok cumhuriyettir. Genel kurulda söz alan milletvekilleri artık itiraz etmediler. İşin ilginç yanı, mebusların bir kısmı bir İslam cumhuriyeti kurulduğunu sanıyordu. Tutsak yaratmayan Allah, azgın istekleri ve benlikleri bastırmak için bir elinde asa olduğu halde dünyada devrim yapacak bir büyük peygamber gönderme ihtiyacını duydu ve gönderdi. O, kılıcı ile zalim hükümdarları bastırdığı gibi, asası ile kanlı tahtları, kanlı saltanatları yerin dibine geçirdi. Atsıza onur, tutsağa özgürlük, zayıfa hak, yoksula mutluluk verecek bir hükümet kurdurmak için Türk milletini seçti. 14 yüzyıl önce Muhammed'in Mekke'de kurduğu hükümeti, bugün Türk milleti Ankara'da kurmuştur. Artık vakti gelmişti. Görüşmeler kesildi, oylamaya geçildi. 287 üyeli mecliste sadece 158 üye vardı. Ankara'da olan muhalif milletvekilleri red vermektense gelmemeyi tercih etmişlerdi. O yüzden rejimi değiştirmek için gerekli çoğunluk tehlikedeydi. Bu durum anlaşılınca o güne kadar meclise hiç gelmemiş 9 mebus apar topar Ankara'ya çağrılıp yemin ettirilmiş, böylece gereken çoğunluk zar zor sağlanmıştı. Başkan kabul edenleri sordu, bütün eller birden kalktı. Oylamada yanımda bulunan Abdülhamit Sultan'ın valilerinden Osmanlı'nın dahiliye vekili Hazım Bey'i hatırlıyorum. Kabul edenler diye sorulunca iki elini kaldırıyor ve yarı sesle aman Allah diyordu. Beyefendi, niçin aman Allah diye sordum. Min küllil vücuh yavrum, min küllil vücuh demişti. Yani her yönden, her yönden. Oy sanki yüreğinin içinden tırnakla sökülüyor.
Anayasa değişikliği saat 20.30'da 158 üyenin 158 oyuyla kabul edildi. Bütün milletvekilleri heyecanla ayağa fırlayıp dualar arasında 3 kez "Yaşasın Cumhuriyet!" diye bağırdılar. Türkiye artık bir cumhuriyet. Meclis Cumhuriyeti ilan etmişti. Şimdi yapacak tek bir iş kalmıştı. Cumhuriyeti yönetecek kişiyi, yani Cumhurbaşkanını seçmek. Bu da aynı akşama sığdı. Cumhuriyet ilan edildikten 15 dakika sonra saat 20.45'te Ertuğrul Milletvekili Doktor Fikret Bey bir önerge vererek Cumhurbaşkanı seçiminin hemen yapılmasını istedi. Bu teklif kabul edildi ve gizli oyla Cumhurbaşkanı seçimine geçildi. Aday yoktu aslında. Mebuslar istedikleri isme oy vermekte serbestlerdi. Oturumda 158 milletvekili vardı. Oylar sayıldı ve sonucu 2. Reis Vekili İsmet Bey açıkladı. 158 azanın 158'i ittifakla Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini Cumhuriyet riyasetine intihab etmişlerdir. İşte olmuştu. Gazi 15 dakika önce ilan edilen cumhuriyetin başına geçiyordu. 5 gün içinde bütün dengeleri yeniden kurmuş, meclisteki muhalefeti bertaraf edip cumhurbaşkanı ve başkomutan olarak yeni kurduğu rejimin başına oturmuştu. Meclis duvarlarını çınlatan alkışlar arasında kürsüye yürüdü ve şu konuşmayı yaptı. Muhterem arkadaşlar, bugüne kadar doğrudan doğruya meclisinizin başkanlığında bulundurduğunuz arkadaşınıza yaptırdığınız vazifeyi reis-i cumhur unvanıyla bu aciz arkadaşınıza tevcih buyurdunuz. Acizleri mazhar olduğum bu emniyet ve itimada layık olabilmek için pek mühim gördüğüm bir noktadaki ihtiyacımı arz etmek mecburiyetindeyim. O ihtiyaç, yüce heyetinizin şahsım hakkındaki teveccüh ve itimadının, yardımının devamıdır. Ancak bu sayede ve Allah'ın inayetiyle şahsıma tevcih buyurduğunuz ve buyuracağınız vazifeleri layıkıyla yapmaya muvaffak olabileceğimi ümit ederim. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. Bu konuşmanın ardından Afyon Mebusu Kamil Efendi kürsüde bir dua okudu. Ve 2. Büyük Millet Meclisi'nin tarihi bileşimi böylece sona erdi. Saat 9'u geçmişti. Mustafa Kemal Paşa genel kurul salonundan çıkıp meclis riyaset odasına gitti. Orada milletvekili arkadaşlarının kutlamalarını kabul etti. Sonra bir süre Fethi Bey ve İsmet Paşa ile görüştü. Devrimin 3 ismi yeni rejimdeki rollerini konuştular. O an başbakanlıkta Fethi Bey dönemi bitmiş, İsmet Paşa devri başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa sabah 10'da meclis başkanı olarak geldiği binadan 12 saat sonra cumhurbaşkanı olarak ayrılıyordu. İkinci adam ise sabah hariciye vekiliyken bundan böyle yeni cumhuriyetin ilk başbakanı olacak, devrimlere Gazi ile birlikte imza atacaktı. Çıkışta meclisin karşısındaki millet bahçesinde kalabalığın toplandığını gördüler. Olağanüstü bir şeyler yaşandığını öğrenenler akın akın meclise koşuyordu. Kapıda Kemal Paşa'yı görünce tezahürat yaptılar. 20 kişilik bir müfreze yeni cumhurbaşkanını silah atarak selamladı. Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa'yı kendi otomobiline aldı. Fethi Bey onları izleyen ayrı bir otomobile bindi. Çankaya Köşkü'ne doğru yola çıktılar. Fransız devriminden bu yana 134 yıldır gerçekleşmesi beklenen hayal 12 saatte gerçek olmuş, Türklerin tarihinde bir milat dönülmüştü. Onlar zafer sofrasına oturduklarında Ankara top sesleriyle inliyordu.